Türevin limit tanımını bence bilmek önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle f x artı h eksi f bölü x artı h eksi x'ten gelen bir formüldür. Ve bu h sıfıra giderken deriz. Limit aslında bu doğrunun analitindeki eğim formülü gibi. y2 eksi y1 x2 eksi x1. Sadece h sıfıra gittiği için tam o noktadaki eğimi anlatır. O noktadaki eğim de arkadaşlar türevdir. Bu yüzden x noktasının türevi demek istiyordur. Bak burada da aynı şey. 2 noktasından h kadar uzaklaşmışız. Yani neredeyse uzaklaşmamışız. Eksi f2 bölü orada sonuçta 2'ler gittiği için görünmüyor da olay bu. Demek ki size arkadaşlar aslında burada 2 noktasındaki eğimi yani 2 noktasındaki türevi soruyor demek istiyor haliyle f noktasında 2 nok şey f 2 noktasındaki türev nedir? Bunun önce türevini al. 3x kare artı 1. Şimdi yaz yerine 3 çarpı 4 artı 1 13 oldu arkadaşlar D şıkkı. Tanım önemli türev ka fark kavramı burada çok önemli. Bölümün türevi neydi hatırlayalım. Payın türevi yani 2 çarpı paydanın aynısı eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi arkadaşlar. Böylece 2x artı 6 eksi 2x eksi 4 bölü x artı 3'ün parantez karesi. Bunlar gitmiş oldu. Böylece 2 bölü x artı 3'ün karesi oldu arkadaşlar. E şıkkı. Bu arkadaşlar anlık değişimizi değil sakın türevle karıştırmayın. Ortalama hız değişimizi sorulduğu zaman bize şuydu. E, i̇kinci zaman dilimi yani F6 eksi ilk zaman dilimi yani başlangıç zamanı F0 bölü 6 eksi 0 diyorduk. Bu ortalama değişim hızını veriyordu. Dolayısıyla arkadaşlar burada 6'nın karesi 36, 2 daha 38. F0 2 yapar. Burası da 6 eksi 0'dan 6. Cevabımız bu yüzden 6'dır C şıkkı. Her x gerçek sayısı için türev sıfırsa o zaman bu bir sabit fonksiyondur. Yani x karenin kat sayısı yoktur. Yine x'in kat sayısı yoktur arkadaşlar. Böylece bu ne demek? M4 demek. Bu da arkadaşlar N2 demek. Şimdi buna göre fx eşittir 4 artı 2'den 6. F2 de zaten böylece 6 olur. B şıkkı. Bence kök x'in türevini ezbere bilmek lazım arkadaşlar. Şöyle 1 bölü 2 kök x arkadaşlar. Artı x üzeri 1 bölü 3'ün türevi olarak düşünelim diğerinde. Hani bunu da tamam ezber yapalım ama bunda da gerek yok artık. Bu da 1 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3 eksi 1'den x üzeri eksi 2 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi zaten x yerine 1 yazınca burası 1 bölü 2. Diğerinde de x yerine 1 yazınca birinin her kuvveti zaten 1'dir. 1 bölü 3 oldu. Toplamları 5 bölü 6 D şıkkı. Burada aslında arkadaşlar normal türevin kuralını vermiş. Ekstra bir şey yapmamış. Şimdi haliyle burada türev aldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? 2 çarpı önce her zaman sanki burada komple bir x varmış gibi. 2 çarpı içinin türevini almadan önce böyle burayı alıyoruz. Sonra içinin türevine gelmeyi unutmuyoruz. 2x artı 1. Şimdi bakın burada biz henüz fx'i bulduk. Çünkü arkadaşlar burada 4x küp artı 2x üçgenin türevi. Burası üçgenin türevi, burası üçgenin türevi ama fx bizden sonra fx'in türevini istiyor. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Çarpımın türevi. Başta bir katsayı 2 dursun. Bu çarpımın türevinde önce birincinin türevi, Sonra çarpı ikincinin aynısı artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi. Soruda bunu görmemiz gerekiyor. Böylece x yerine 0 yazdığımızda 1 burası yine 1 artı burası arkadaşlar 2 oldu. 1 artı 2 3 3 çarpı 2 6 birçok arkadaş belki farkında olmadan bu yüzden B dedi ama cevap D 6 oluyor. Önce üslü sayıları işlemi yapmadan, köklü sayı işlemini yapmadan türev almamak lazım. Bakın şimdi bu x üzeri 1 çarpı x üzeri 1 bölü 2 bölü x üzeri 1 bölü 3. Böylece artık burada şunu diyebiliriz. 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 haliyle arkadaşlar şurası 1 bölü 6 bir daha x üzeri 7 bölü 6 oldu. Türevini aldığımız zaman bunun katsayı olarak 7 bölü 6 çarpı x üzeri 1 bölü 6 oldu. 7 bölü 6 çarpı 64'ü yerine yazarsak 64'ün 1 bölü 6. kuvveti 2 yapar. Demek ki 7 bölü 3'müş arkadaşlar. F türev 64. Bunu şöyle yapmak istiyorum bakın. 4x eksi 1'in eksi 1. kuvveti. Göstereyim hem türevi. Üstü kat sayı olarak kal. Üstü biraz alt. 4x eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Sonra İçinin türevini almayı unutma 4. Bu arkadaşlar şimdi x yerine m yazdığımız zaman eksi 4 çarpı 4m eksi 1'in eksi 2. kuvveti eksi 4 bölü 9'muş. Bunlar giderse haliyle 4m eksi 1'in karesi ama ters çevireceğiz. 1 bölü 9'a eşit olacak. Buradan da 4m eksi 1 3 olabilir ya da 4m eksi 1 eksi 3 olabilir. m arkadaşlar 1 yapar ya da m eksi 2 bölü 4'ten eksi 1 bölü 2 yapar. Şıklarda negatif yok 1 var b şıkkı. X eşittir 3 noktasında sürekli olduğu halde türevli değildir. Evet sivri noktada türev yoktur arkadaşlar. Yoksa normal fonksiyon devam ediyor. Kopma yok. X eşittir 1 noktasında limitli olmadığından bu noktada türevli değildir. Evet bir fonksiyonun türevli olması için ilk şartımız sürekli olması. Burada gördüğünüz gibi zaten bırakın sürekliliği limit bile yok. Sürekli olmadığı için türevli de olmayacaktır. Bu da doğru bu yüzden. x eşittir eksi 5 ve x eşittir eksi 3 noktalarında sürekli olmadığından noktalarda türevli değildir. Aynen burada da arkadaşlar limit var ama sürekli değil limit var. Sürekli değil bu yüzden 3' de doğru e şıkkı. Şöyle dy bölü dx demek arkadaşlar türev al demektir. Yani burada ne yazıyorsa onun türevini al diyor. Demek ki r'nin türevi px'miş diye algılayacaksınız tamam mı? Buradan da şu sonuç çıkar. rx'in derecesi r ise p'nin derecesi r 1'dir. En basitinden örnek x kübün türevini aldığınız zaman ne yapıyor? Derece bir azalıyor. Bu yüzden r 1 dedim p'nin derecesine. P'nin derecesi R-1 olduğu için bir daha türev alırsan derecesi bir daha azalır. R-2 olur. Sonra R'nin derecesinin R olduğunu biliyoruz. Çarpımın derecesi toplamda arkadaşlar. Bu yüzden 2R-2 eşittir 12'den R 7 oldu. R 7 olduğu için artık P'nin derecesi yani R-1 olduğundan dolayı 6 geldi. Kare neydi arkadaşlar? Üstün üstü çarpılır. Bu yüzden p kare x'in derecesi 6 çarpı 2 12 b şıkkı. dy bölü dx y'nin türevini al demek. Bu yüzden arkadaşlar şu ifadenin komple türevini alacağız. İçeride de ama adım adım gidelim şimdi. Bakın x üzeri 4 normal x üzeri 4. D x üzeri 4 bölü dx x üzeri 4'ün türevini al Türkçesi. Bu yüzden eksi 4 x küp olacak. Yine bu da arkadaşlar x'in türevini al demek içeride çünkü bakın x var. Haliyle bu da 1. Bundan dolayı x üzeri 4 eksi 4 x küp eksi 1. Şimdi artık bu demin sarıyla gösterdiğim şimdi kırmızı yaptığım yerde de türevi alırsak 4 x küp eksi 12 x kare böylece türevi olmuş oldu. Bu f x olmuş oldu. Şu an bakın içinin türevini aldım d bölü dx yaparak. Şu an fx'i elde ettik. h artı m eksi fm bölü 2h. Hemen şu kuralı hatırlayalım arkadaşlar. m'den h kadar uzaklaşmışız. Bu cümlemi iyi dinleyin. Sonra m'nin kendisi. m'den h kadar uzaklaşmış halden m'nin kendisini çıkarmak f türev m demekti. Çünkü tam m noktasından şöyle düşünün bir eğri. M noktasından biraz uzaklaşıyoruz ama çok uzaklaşmıyoruz. Neredeyse aradaki mesafe sıfıra yakın gibi olması demek bu noktadaki böyle arkadaşlar eğimi bulmak yani türevi bulmak demektir. Bu yüzden F türev M olacaktır. Gerçekten bakın bu M'ler gidiyor. Şu formata uygun sadece 2 var değil mi? O 2'yi at o zaman diğer tarafı içler dışlardan eksi 12 olsun. Demek ki F türev M eksi 12'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi artık Burada m'nin m yazarak türev alacağım bakın. F türev x hatta m diyeyim. 12 m kare eksi 24 m. Bu da eşit 12'ye. Buradan da 12 m kare eksi 24 m eksi 12 eşittir 0. m kare şey artı 12 olacak affedersiniz o eksi 12 idi. m kare sadeleştiriyorum eksi 2 m artı 1 eşittir 0 m eksi 1'in karesi eşittir sıfırdan m 1 oluyor. Türevin limit tanımı gerçekten çok önemli bakın. Şu kavramı zihninize oturtmanız lazım. Eğer kafanıza yatmadıysa şu an bunda sıkıntı yaşıyorsanız ben YouTube'da arkadaşlar bunu türevin tanımı şeklinde anlattım uzun bir şekilde oralara da bakmanızı tavsiye ederim. Mavi kısmının hacmini nasıl buluruz? Yarıçap x olduğu için şöyle pi x kare çarpı tamamının hacmi 12 eksi beyaz kısmın hacmini çıkarırız. Pi x kare çarpı x. Böylece bu mavi kısma işte mx gerçi o fx demiş. fx diyelim şimdi. Bizden f türev 1 istiyor. Al buranın türevini 24 pi x. Buranın türevi 3 pi x kare. Haliyle artık f türev x'i buldum. f türev 1 için yerine yazıyorum. 24 pi eksi 3 pi'den 21 pi'miş f türev 1 cevap a şıkkı.